12 saniyede yenildin geldin ya. Rekor kırdın ya. Ali nasıl abi, oldu bu ya? Sen de vur. Bir nasıl oldu sen at. Olsun. Nasıl oldu bu? Çok... Bir dahakine göstereyim. Ama demeçler de, bakışlar da... Ay o fotoğrafları bir verelim. Ali abi bu kadın nakavt etti. Onu var ya. Rövanşı olacak zaten. Evet. Bunun da. Öyle mi? Ali abi sen de... Ben de vurma değil yani rekor kırmışsın. 2 saniye ne de mi? Ne rekor abi? Daha kötüsü de oluyor. Ya benim aptallığıma yani. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım. Herhalde aynı hatayı tekrar yaparsan. Şimdi o neydi? Dünya Kafes Dövüşü müydü? Neydi onun adı sanki? MMA. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri MMA. Hı hı. Kafes. Ama kafes dövüşü olarak zirve geçiyor yani. Değil dövüşün mi? Dövüşün zirvesi evet. Karma. Her şey serbest. Kuralsız. Şimdi orada önce iki aşama var dediğin gibi. Yarışmadan önce o bakış dövüşü de enteresan. Orada da insanlar birbirini yiyor. Ya fotoğraf rica etmiştim arkadaşlar. Var orada gözün hiçbir şey görmüyor ki. Onu böyle parçalamak istiyorsun yani. Bir de zaten sinirliydim. Ben o kickboks maçına çıkmadı ya. Kemer ondaydı. Alsaydım onu alırdım da. MMA'ye davet etti. Onun tecrübesi var. MMA tecrübesi var. Yer eğitimi iyi. Bir yıldır judo yapıyor zaten. Bak nasıl sinirim bozuluyor. Yani gerçekten bunun da bir eğitimi var mı burada böyle ters ters bakmanın falan? Yok. Şöyle bakayım böyle bakayım diye. Yok. Yoksa o doğal mı gelişiyor? Görmüyor. Yani doğal ya. Bu doğal. Evet. Burada sizin yanınızdaki beyefendi... Ben orada gözünün içine bakıyorum onun. Ne bana düşünüyor? Da şey gibi geliyor. Neyse ben iyi göz okurum. Suratına tüküreceksin gibi. Yok. Öyle be. O soldaki kız kim? Gözün... Sana Ali abi benden çok mu yaşayacaksın sen? Yemin ederim onu bana soracağını düşündüm. Güzel kız değil mi? Ama evet. Onlar nasıl makyaj yapıyor biliyor musun? Ben onların bir videosunu izledim. Bayağı bir makyaj yapıyor. Kim tamam makyaj da kim o? Bilmem. Model. Ha onlar orada hostes falan gibi. Hostes hani, yani evet. Duruyorlar. Ama yani senin rakibin de sıfır yağ baklava... Yani şey sanki vücut geliştirmeci. Abi, vücut geliştirmeciler de öyle kaslanmak onlar öyle. Neler vuruluyor bir bilsen işte ben onların vurulduğunu vurulamıyorum. Peki bakışlar falan tamam on numara. Ben orada onun gözün gözün içine okuyorum. Benim hakkımda ne düşünüyor? Ne düşünüyormuş? Ben onun gözünün içine baktığım zaman korkusunu gördüm. Benden korkuyordum. Ben iyi göz okurum Ali abi. Tamam. O konuda şey mi? Karşımdaki insanı benim hakkımda ne düşündüğünü gözlerine bakarak anlarım, evet. Okurum. Buyur. Aa, bana çok rahatlıkla bakabilir. Kızım, evet. İlk kayın kurban olurum. Aa, ben... Benim oğlum ballar. Hiç... Oku diye ben çevirdik seni o tarafa, öp diye değil. Güzel şeyler gördü, öpmesi geldi kızın evet. Yani. Evet. Gözünün içi parlıyor. Benim hakkımda... Ne düşünüyorsa. Ya deli dolu bir kız olduğunu düşünüyorum seni. Ama böyle şey. Neyse, mahallenin buyur. Sevilen tatlı kızı vardır ya. Sabriye bence herkes için. Sabriye'ye gıcık olan yoktur diye düşünüyorum. Yok. Değil mi? Var mı? Var. Ha, kötü yorumlar, mesajlar var geliyor ya, mu? Ya Survivor'daki, o kötü yorum herkese geliyor. Survivor'daki kızların hepsi gıcıktı buna. Hayır ama orada rakibinse gıcık olabilirsin. Ben onu anlarım. Niye rakipler arasında bir rakibi. Dostluk var? Ben de birinci olmak istiyorum. Belki atıyorum ben o atmosferi hiç yaşamadığım için. Ben o performansla hiçbir şey olamazdım. Parkur'da kötüyüm ama işimde iyiyim. Dövüşmeyi çok seviyorum. Ring içinde ve kafesin içinde. Kafes de çok zevkli. Şimdi yer eğitimim eksikti. Güreş onu alıyorum. Şimdi sen o... Kafes dövüşüne dönünce orada demiştin ki çıkınca rakibime değil hırsıma yenildim. Aynen. Bu ne demek? Biz şimdi bu sporu da çok iyi bilmiyoruz ya. Orada sen neyi yanlış yaptın Sabriye? Ben orada ne hata yaptım? Bu MMA'ye ben çok kısa zamanda hazırlandım. 1,5 ayda. Yani eğitimim çok yoktu. Sadece rakibimin o an bana ringde yapacağı şeylere göre çalıştım, hazırlandım. Bizim yapacağımız sadece benim yapacağım vurup kaçmaktı, gezmekti. Bu böyle mi konuştunuz antrenörüm böyle dedi. Vuracaktım, gezecektim. Vuracaktım, gezecektim. Yer eğitimim olmadığı için onun yanıma yaklaştım. Beni yere almamasına çalışacaktım. Hmm. Alamazdı da zaten. İşte ben yumruğu ön üzerine gidince düştüm önüne.
O da şaşırdı bir anda. Şey aldı, kırmaya, kol kırmaya. Bizde kırış mırış da var, boğuş da var. Ya bu neresi spor Allah aşkına ya? Çok güzel bir spor. Zevkli, çok seviyorum. MMA daha zevkli. Ya niye kafeste dövüştürüyorlar sizi? Başkalarına saldırmasın çünkü diye. Çünkü abiciğim yurt dışında Bellator daha çok kickboks ve MMA yapıyordu ama artık kickboksu maçlarını çok fazla düzenlemiyor. Çünkü yurt dışında, Avrupa ve dünyada artık kafes dövüşüne ilgi var. İnsanlar vahşileşti. Yani MMA'ye daha çok ilgi var. Seyirci potansiyeli. Evet, izleyicisi. Çağlarda... Mesela kickboksan atıyorum 20 bin dolar alıyorsan MMA'den iki katını alıyorsun. Fiyat da çıkıyor. Bir de sana maça çıkmadan önce bir sözleşme imzalatıyorlar. Sigorta paranı kime verirsin diye. Ha, ölürsen. Kafesin içinde ölürsen diye, evet. Ben ablama dedim. Kaç liraya sigorta ediyorlar? 1 milyon muydu? Yani... Peki Sabri, orada bir saniye, öldürmek serbest mi? Orada sen rakibini öldürsen ceza pes almaz mısın? Pes etmezsen, boğulur gidersen pes etmendir. Ya oluyor, ölen de var o kafesin içinde. Peki öldüğü zaman karşı taraf katil olmuyor mu? Yok. İşte ha. Nasıl yok? İmza olmuyor. Ya ilk çağlardaydı o. Kolezyumlarda, arenalarda insanlar birbirini kesiyorlardı. O ayrı. Ölümüne yani. Öldürene kadar devam ede gidebilir. Yok canım, öldürene kadar gitme. Boğmaya kalktı ya da kırmaya kalktı. Pes et dursun. Ama şöyle bir şey oluyor. Adam mesela hani öyle bir an oluyor ki, mesela boksta bile oluyor. Adam geçen oldu epey bu. Boksörün biri yumruk atıyor. Dayak yiyen değil, atan kalp krizi geçirdi, öldü. Yani kafesin içinde hani öyle ölümler de oluyor. Ya peki, nasıl anlatayım böyle en basit şeyde gözünü... Mesela bazısı, mesela diyelim senin boğazın tutuyor. Sen pes etmiyorsun. Ama evet, gidiyorsun mesela. Öyle şeyler de oluyor. Pes edecek halim kalmadı ki, nefesim gitti, öldüm hakem zaten. Hakem işte müdahale ediyor. Yani ölümler de oluyor. Hatta bir kızım bu yere attığın zaman bir şey olmuştu. Kafaya yumruk bir şey mi ne? Yumruk aldığın zaman, abi nasıl anlatayım sana şimdi ya? Ya şöyle anlat. Şimdi yani neticede hayatın seni, bir riski. Senin gibi böyle en küçük şeyde üzülen, gözleri dolan bir kızın ben bu sonunda ölüm bile olan kendisi ve karşı taraf için... adına tırnak içinde spor diyelim. Yani ben dövüşe girmesini anlamıyorum. O zaman para kazanmak için. Ya yok, her şey para değil. Evet. Para da önemli de. Ya şimdi Ali abi, ben çok duygusal bir insanım. Mesela hani hassasım. Mesela görüyorum, çok etkileniyorum. Mesela doktorum bana dedi ki, psikoloğum, yani böyle sürekli mesela hasta insanları ziyarete gidiyordum ben. Gitme dedi. Çünkü sana olmuyor dedi. Ben mesela rahatsız oluyorum. Yani üzülüyorum, ağlıyorum, o kişiyi düşünüyorum. Herhalde ondan çok ben düşünüyorum bu hasta olan kişiyi. Yapma dedi, gitme dedi. Öyle ortamlarda bulunma dedi. Hani biraz da kendini düşünmelisin dedi. Ondan sonra ama işte köpekten korkarım. Neden korkarım? Küçükken beni köpek ısırdığı için. Mesela depremden, mesela kazalardan, ondan korkarım. Emniyet kemersiz asla trafiğe çıkmam ama dövüşmekten korkmuyorum yani. Seviyorum işimi. Yumruk almaktan korkmuyorum. Tekme yemekten korkmuyorum. Niye böyle? Niye böyleyim ben? Psikolog ne diyor buna? Ya bir şey demiyor da hani bu tür şeylerden, hani doğa olaylarından falan korkuyorum ama yaptığım işten korkmuyorum. Çok seviyorum. Dövüşmeyi çok seviyorum. Niye böyle? Niye böyledir sizce Ali abi? Sen peki nereye kadar dövüşeceksin? Vücudum el verdiği müddetçe dövüşeceğim yani. Bunun bir yaşı oluyor mu? Hani futbol mesela yani, bir yaşta bırakıyor ya insan. Vücudun gidebildiği yere kadar. Ya bir 35 yaşında, 36, 30, 40. Abi var bizim MMA'de, kickboksta 38, 39 yaşında hala yapanlar var yani. Yaparsın yani. Yani bu işi yapan ortalama yılda senin level'ındaki biri yılda ne 39, kadar 40. Para kazandır, ne kadar harcar? Abi bu ne de paraya taktı Ali abi de, sürekli git gel para. Hayır, maliyetli para... bir iş bu, sen sürekli salona gidip tabii çalışıyorsun. Tabii sponsor bulman gerekiyor. Hani, hocam evet, var. Hocalar, hocalarım para, var. Kampa i̇şte psikoloğa para, gidiyorsun para. Yok, uçak... psikoloğa para vermiyorsun. Ya psikolog arkadaşım. Konuşuyorsun. Peki böyle. Sen milli sporcu değil misin ama Sabri? Profesyonel yapıyorsun. Yani, ben milliydim. Milliydi. Yani devlete bağlı değilim. Ama profesyonel anlamda ülkemi temsil ediyorum.
Ama bireysel, nasıl, hani, bütün masrafları kendin karşılıyorsun. Bir Muhammed Ali Tarbi, Bedri Ali Hari falan, yani profesyonel anlamda dövüşüyorsun. Anladım. Yani amatörde... Yani masraflarını devlet karşılamıyor. Evet, kendin karşılıyorsun. Kendin karşılıyorsun. Evet. Ama bir tabii ki ülkeni temsil ediyorsun. Aynen. Çıktığın dövüşte. Peki bu kadar zor bir işten kazandığın paraları sağlıklı değerlendiriyor musun yani? Değerlendiriyorum. Neye yatırıyorsun? İşte ev aldım. Yapıyorum yani. Nereden? Salon açma Trabzon'dan çok güzel bir yerden nereden? Ev aldım. Beşili'nin yukarısı. Adresi verme, dur. Devam edelim. Ne demem. Beşerliğinin yukarısı dediğin... Karşı yaka. Koca yer. Ha, evet. Trabzon'un yeni gelişen yerlerinden biri. Güzel bir. Bir tane mi? Akyazı stadına yakın. Akyazı'daki stada evet. Yakın. Evet. Nereden biliyorsun Ali abi? I am from Trabzon herhalde. Pardon yani. Mahalle mahalle bilir abi. Evet. Ev aldın, başka yatırımın var mı? Yani... Oturduğun ev mi, kireye mi verdin? Kendi evim de. Yani şey yapmayı düşünüyorum ya, bir salon açacağım işte. Crossfit ve şey tarzı. Yani o da mı spor Trabzon'da? Salonu. Yani Trabzon'da ihtiyaç var. Çünkü hani bana gelmek isteyen çok var, bayanlar çok var. Mesela kapalı türbanlı bayanlar bana gelmek çok istiyor. Şu an ben açamam. Neden açamam? Çünkü bunu açtığın zaman başında durman gerekiyor. Şu an aktif sporcuyum. Bıraktıktan sonra bir salon açmayı düşünüyorum. Trabzon. Bu ne kadar para gerektiriyor o? Yani ne kadar güzel yaptım. Yani bu gene paraya gitmiyor. O kadar paran var ya. Yani ciddi bir yatırım gerektiriyor mu? Gerekiyor. Şu anda ciddi sponsorlarım var mı? Kim sponsorlar? Onları da mı sayayım? Evet. Soy ama ne güzel olsun. Reklam bir olsun şey. Onların da. Sayılır mı ki? Ya şu an anlaşma üzerinde... Hani... Anlaşma üzerinde olduğu için şu an mevcut. Ya bizde genelde böyle maç zamanı oluyor. Mesela maçlık bir sponsorum vardı. Anlaşmamız bitti. Yenileme gibi bir durum var. Bakalım. Fiyattan... Üsküdar Belediyesi'nin sporcusuydu. Ne oldu? Bitti mi? O şeydeydi. O bitti. Niye? Maddi şeyden dolayı herhalde. Hilmi Türkmen işten mi çıkarttı? Hilmi Başkan, çok severim onu ya. Yok, onluk bir şey yok. Yani şey kapattılar herhalde, bir sıkıntı oldu orada. Yani benlik şey değil. Maddi açıdan gene. Evet. Tamamen duygusal sebeplerden yani. Yani parayı yani düşünmek zorundasın. Sponsor arıyorsun. Yani sponsor aramaya gelmedim buraya. Anlaşmak üzere. Sponsor değişikliği yani sponsorlar yapıyor. Tabii olmak isteyen oluyor yani. Ya bizde genelde nasıl oluyor biliyor musun? Maç zamanı mesela adam önünü ben almak istiyorum diyor. Arkanı ben almak istiyorum diyor. Şortunu ben almak istiyorum diyor. Maç başı oluyor genelde. Maç başı. Sıradaki yani, maç ne zaman belli mi sabit? Nisan'da. Ön tarafına magazin noteri yazdırmak istesek ne kadar para? Bedava. Olmaz canım benim. Ön taraf 30.000 TL. Arka taraf? Arkası sana bir şeyler yaparım Ala. Magazin noteri. Ya frekansım. 30.000 TL. Çok para değil. 30.000 20 arka olsa 50.000. Ayağı da 10.000, 60.000. Ama şey bu maaşlı fiyat bu şu an bu sene 2019 yılının verdiğim fiyattı. Şimdi önümüzdeki maç çıkıyor. Şimdi Nisan'da, ne maçına çıkıyorsun? Kafes yine kafes dövüşü. Yine kafese girelim. Nerede? Bu ablayla mı yine? Hayır. Hayır. Onlar rövanşımız olacak da şu an değil. Ben 3-4 maç yaptıktan sonra. Birkaç fırın ekmek öyle gel dedi buna. Gerek yok ona bence. Evet. Birkaç dövüş yapacak öyle biraz herhalde. Tecrübem kafesi yok birazcık. Ya güreş eğitimini kimden alıyorsun? Trabzon güreşten eğitim alıyorum güreşte. Ama şimdi bu Şubat'ın 15'inde... Hocan kadın mı erkek mi? Erkek. Ama bu Şubat'ın 15'inde İstanbul'a kampa gireceğim. O kampa girince nedir o kamp yani? Nasıl kampta, bir yerde? Kimdir başında? Last Round'da çalışıyorum. Onun başında Egemen Hoca var. O da MMA'yi yapıyor. Azamat var. MMA güreş çalıştıran. Önce onu yapıyorsun. Mesela sabah MMA antrenmanım oluyor. Öğleden sonra Tayland'da Hoca ile beraber kickbox, Muay Thai antrenmanımız oluyor. Akşam da gene MMA teknik taktik çalışması oluyor. Yani günde 12 saat falan günde oluyor mu? Günde 3 antrenman oluyor. 3 antrenman, tabii 3'er saat mi? Beslenmen falan bunlar çok önemli. Yani beslenme. Bütün günün antrenmanla geçiyor. Evet, kampta öyle oluyor. Kampta yani 15'inde iptal. Sin artık. Evet.
Şimdi Trabzon'da da günde çift antrenman yapıyorum. Siz spor yapıyor musunuz İlkay Hanım? Yani, hiç oralı değil. Hiç. Alarm. Ali Bey, izlerken spor çok keyif alıyorum. Ben yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş. Kaç saat yürüyorsunuz? Eyvah. Bir saat. Ben de ablamla babam varis ameliyatı yaptırdım da doktor sabit yerinizde durmayın dedi. Yani sürekli hareket halinde olun dedi. Hepimiz varisi olanlar lazım. İçin, herkes için sabit böyle yerinizde kalmayın. Varis çok oluyor. Hareket halinde olun. Peki bu gelecek maç Nisan ayında Bellator değil mi? Bellator. Bellator'dan izinsiz hiçbir MMA Türkiye'de bir maç var yakınımın da çıkacaktım. MMA yapamaz ama kickbox maçı yapabilir. MMA kafes dövüşü Bellator haricinde hiçbir yerde dövüşemem. Kickbox maçını hani tarihler eğer mesela arasında 2 ay falan olursa öyle çıkabilirim. Yani kariyer planın da bundan sonrası için? Kariyer planım Amerika Bellator'unun MMA kemerine sahip olmak. Kemer var kafeste. Hani dövüşüyorsun ya. Evet. Ali abi hiçbir şeyde yani hiç işte ilgimi çeken bir iş değil. İşte. Yani o konuda cahilim kusura bakma. Ama mesele hiç bilmeyeni anlatmak çekmiyor. Ki her izleyen anlayabilsin. MMA izlemeyen kadınlar bile yerim sizin ballarınızı. Şu ayağıma bir şey dokunuyor. Bu çocuğu da bir yerden tanıyorum sanki. Acun Medya'dan olabilir. Değil mi? Sen orada mıydın? Bak hiç prodüksiyondan unutma. Arkadaşınla buluşturduk seni. Evet. Orada. Bak yakışıklılar unutma. Oradan evet hatırladım. Buraya mı transfer oldun sen? Helal olsun sana. Ya konuyu kaynatma Allah aşkına ya. Bir profesyonel kaynatıcı. Hakikaten ya. Vallahi billahi. Profesyonel kaynatıcı olsaydım şu an unuttururdum abi sana. Dur MMA'de yani evet. Kafes dövüşünde altın madalya. Altın kemer. Kemer. Bellator'un tamam. Kemeri kemer. Var. Fiyatı da bayağı iyi o kemere sahip olursam. Hedefim ona sahip olmak. Peki ya, ona bir dövüşte para mi sahip yani oluyor? Türk kadınının nasıl? Hani MMA'de kafes dövüşünde de neler yapabileceğini göstermek. Yani sadece sırf şey değil yani. Dünyanın en iyi yerinde dövüşüyorsun ve oranın en iyisi olmak istiyorum kendi sikletimle. Ve o kemere sahip olmak istiyorum yani. İsteğim, hedefim kaç? O. Ne sikletin? 56,5. Şu an 60'ım. Kilo düşüyorum. Kilo düşünce... 56,5 tamam, yani. Tamam avantaj, rakiplerim mi tabii değişiyor? Ben şu an ağır kilodayım. Düştüğüm zaman yani daha rahat oluyor, daha iyi oluyor, daha hızlı oluyorsun. Rakibin değişiyor mu sikletleri? O da aynı kilo. 56,5 olmak zorunda. 56,600. Ne, rakibin kafaya taktığın 60 kiloysa 60 kiloya mı çıkmak zorunda? Hayır, sikletim benim. 56,600-700. Yani 125 pound. Onun da öyle olması gerekiyor. 125 pound mu? 50, yani öyle diyorlar. 125 pound, 56,700 oluyor yurt dışı. Peki bir dövüşte alacak mısın bu madalyayı yoksa bu bir seri mi? İşte hayır yani şunu da yenip ya da en son birkaç maç yenip... daha yapmam lazım. Yani 4-5 maç daha yapmam gerekiyor. Kemer maçı henüz. Her peki şey yolunda giderse... Peki o 4-5 maçı kazanamazsan ne oluyor? Kazanamazsan yani... Bellator'a gidemiyor musun? Hayır abicim hani zaten Bellator'dayım benim kontratım var 2021 yılına kadar. Yani maç sayını arttırman gerekiyor kemer maçı yapman için. Şimdi kemer sahibi olan kişiyle için. Evet direkt seni kemer maçı yaptırmazlar. Maç sayını arttırman gerekiyor. Ondan sonra kemer maçı yapacağım. Mesela nasıl diyeyim? Nasıl söyleyeyim? Yani maç sayını arttırman gerekiyor. Bunu söylemiştin. Yani kemer maçı yapman için. Yani sayını arttırman, asgari ne kadar, azami ne kadar? Evet. Kaç maç? Yani yılda. 4-5 maçtır. Yılda. 4-5 maç sonra bazen öyle oluyor ki mesela 2 maç sonra adam seni kemer maçı. Ya biraz da bu Bellator'un başındaki adam buna karar veriyor yani biraz da. Nereli bu adam? Bilmem sormadım Scott Bey nereli diye. Ama çok seviyorum onu da. Hatta bu Bellator bu Deniz Ali'yle dövüştükten sonra şey söyledi. Bunun rövanşı olacağını söyledi. Kimin daha iyi olup kimin iyi olduğunu ben göremedim dedi. Biz göremedik dedi. O yüzden bu maç tekrar olacak yani rövanşı olacak. Çok kısa sürdüğü için kimsenin kimin iyi olduğunu. Ali abi ya benim nasıl canımı sıkıyor ya. Çok yorumlar geldi ama değil mi Sabri? Çünkü ya güzel de geldi. Yani kötü yorumlara çok fazla şey yapmıyorum.
İlk an çok etkilenmiştin, ağladın canlı yayında. Tabii. Yani üzüyor seni bazen. Saçma sapan konuşanlar oluyor. Anlamayan. Ya yani kickboks maçı bu. Yapsaydın, yere düşseydim ne olurdu? Silerdin eldiveni, çıkar gene dövüşürdün. Hani aynı hatayı tekrar yapmazdın. Ama MMA'de öyle bir şey ki, yani yere düştüğün zaman eğer yerde güreşin iyi değilse, seni bir kırmaya, boğmaya aldıysa, günce aldıysa gidiyorsun yani. Kurtuluşun yok. Yerde de iyi değilsen gidiyor. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Biz de o açığımızı kapatıyoruz. Yer eğitimi alıyorum. Güreş eğitimi alıyorum. Onu kapatıyoruz işte. Kapatacağız. Daha iyi olacağım yani Nisan'la. Bir de ben böyle çok şeyim abi ya. Çok hırslıyım. Mesela bir şey elde edemediğim zaman... İşte o eleştirilir, seni hırslandırması lazım. Ben size göstereceğim. Ama diye. destek gelen olduğu zaman ne oluyor? Bu sefer daha çok şey oluyorsun. Ne? Daha çok hırslanıyorsun. Yani ben ikisinde de oluyor bende. Böyle kötü eleştiri geldiği zaman da hırslanıyorum. Ben her türlü hırslanıyorum. Sıkıntı yok. Yani şimdi, ama bir iyi eleştiri geldiği zaman da hırslanıyorsun. Mesela sevenlerin senin yanında olduğunu gördüğün zaman. Aldığın en kötü yorum, hani onu görünce demoralize oldum, unutamadığın bir şey var mı? O yorum, bu kadar da olur mu dediğin. Bizim işte bazı millet böyle saçma sapan yorum yapıyor. Yok, oluyor yani. Herkes oluyor. Sayın Başbakanımıza bile kötü yorumlar geliyor. Oluyor yani. Herkes oluyor. Başbakanımız mı var? Cumhurbaşkanımıza. Başkanımıza. Cumhurbaşkanımıza. Sayın Başkan.